İnsanlar bunun bir ağaç türü olduğunu zannediyor ama longoz bir ekosistemler bütünü, bir ekoton. Bunun içerisinde kumul ekosistem, sulak alan ekosistemi, subasar orman ekosistemi, yaprak döken orman ekosistemi, bunların hepsi bir arada olduğu için buna ekoton deniyor. Bu nedenle de fauna ve flora çeşitliliği burada çok zengin bir ortam. Longozlar bir oluşum, bu oluşumun içerisinde ormanlar, dereler, göl, sazlık kesim, kumsal, yabani hayvanlar, endemik bitkiler, sürüngenler, mantarlar bu oluşumun bir parçası. Buranın tercih edilmesi sebebi bir sefer liman için çok uygun bir bölge. Çünkü zaten doğal bir liman. İğneada, Karadeniz'in tek doğal limanı. İkincisi Marmara'da bulunan bu limanlar mesafe olarak yani navlun bedeli diyelim ticari açıdan uzun süre alıyor ve pahalı oluyor. Buradan bunu yapacaklar. Bir de tabii ki halkın yaşam, burada çok az insan yaşıyor. Tüm bölge köyler 20 haneli, 5 haneli köyler var. 140 haneden büyük göçler vermiş. Ve ılıman insanların yaşadığı için de tepkinin de daha az olacağını düşünerek ve büyük bölge, yani bölgenin büyük alanı yabani ve devlet, yani Balıkesir'den sonra devletin en büyük hazine sahibi olduğu, yer sahibi olduğu bölgedir Kırklareli. Bu da tabii cazip kılıyor. İstimlak yapmadan, işte ona buna görünmeden gizlice.